Şanlıurfaspor olarak ilk 9. haftayı tabii teknik heyetimizle birlikte kafamızda değerlendirdiğimiz yani hedef olarak belirttiğimiz noktalarda bitirdik diyebiliriz. Tabii ki bu daha da iyi olmayı, daha da bir puan olarak bir üstte olmayı arzu ediyorduk ama sonuç itibariyle baktığımız zaman ligin 9. haftasında 4. olarak tamamlamış durumdayız. Tabii ki liderin 3 puan arkasında olmak hedeflerimizin içerisinde olan bir olaydı. Tabii ki ümit ediyorduk ki, arzu ediyorduk ki lider olarak tamamlamamızda ama inşallah ilk yarıyı lider olarak tamamlamayı ümit ediyoruz. Fakat geçen hafta işte Samsunspor maçında sizin de bildiğiniz gibi ve izlediğiniz gibi takım olarak iyi bir oyun sergiledik. Kazandığımız bir puan var ama kaybettiğimiz de 2 puan var. Tabii kaybedilen 2 puan diyoruz ama deplasmanda tabii alınan 1 puan da iyi bir sonuçtur bizim için. Ama tabii arzu ederdik ki 3 puanla dönmemizde. Zaten bütün hedefler, bütün planlar da 3 puan üzerinde kurulduğundan dolayı 1 puana işin açısı sevinmedik de diyebiliriz. İşte bu hafta Adana Demirspor maçında inşallah 3 puanla kapatmayı ümit ediyoruz. Takım olarak bir sıkıntı çok şükür yok. Fakat Adana Spor'da, Adana Demirspor'da güçlü bir takım. Ligin o da her ne kadar bizim altımızda olsa da ligin iddialı takımlardan birisidir. Son birkaç haftadır performansı iyi. Ama tabii ki sahamızdayız, seyircimizle birlikte inşallah bu haftayı da 3 puanla kapatıp şehrimize bir bayram havası getirmeyi ümit ediyoruz. Tabii ki takım olarak yani maddi konulara geldiğimiz zaman yani aldığımız destekler fakat yeterli olmamakla birlikte inşallah ümit ediyoruz. Daha ileriki günlerde, ileriki zaman aşamasında bu maddi sıkıntılar içerisinde de çıkmayı ümit ediyoruz. Tabii bu konuda gerek valimiz, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız, gerek bakanımız sağ olsunlar desteklerini bizden esirgemiyorlar. İnşallah bu desteklerin sonucunda da daha iyi bir duruma takım olarak geleceğimizi ümit ediyorum. Son olarak bu haftaki maç için taraftarlara bir mesajınız olacak mı? Şimdi bu haftaki maçla ilgili taraftarlarımıza şunu söylüyorum ben. Şundan Pasolik diğer takımlara baktığımız zaman sayımız diğer takımların altında yani. Taraftarlarımıza ricam herkes Pasolik'ini son güne bırakmasın. Pasolik'ini alsın. Ve bu hafta gerçek anlamdan söylüyorum. Bizim için bu hafta Adana Demirspor maçı çok önemli bir maç. Yani adeta şunu söyleyebilirim. Şampiyonluk maçı diyebilecek derecede bizim için önemli bir maç. Şimdi bu önemli maçta da tüm taraftarımızı yanımıza görmek istiyoruz. Onların desteğiyle, onların tezahüratlarıyla inşallah 3 puanı almak istiyoruz.